Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiyeden kimler yararlanacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuşacağız. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Hande Hanım, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bu 5.000 TL'cikten kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak? Evet, çalışanlar sadece çalışanlar değil, kendi adına iş yeri olanlar, yani esnaf ya da şirket ortağı, ziraat odasına kaydı olan, ticaret sicile kaydı olan, esnaf odasına kaydı olan tüm emekliler bu 5.000 liralık haktan yararlanabilecekler. Normalde çalışmayan, şirket ortağı olmayan ya da esnaf olmayan emeklilere ilk etapta 5.000 liralık bu ikramiye verilecekti ama çok da tepki oldu. Daha sonrasında özellikle ziraat odasına, esnaf odasına kaydolup ticarette de işi olmayan kişiler de bu haktan yararlanamadılar. Devamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın gittiği yerlerde kendilerine emekliler de bu konuda sitem etmişlerdi. Biz neden yararlanamıyoruz diye, özellikle Rize'de. Devamında tüm emekliler kapsamın içinde alındı. 4.658.000 emekli daha kapsamın içine alındı. Tabii bunun için Hande Hanım bir yasal düzenlemenin olması gerekiyor. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme de büyük ihtimalle Aralık ayına kadar süreç tamamlanır. Aralık ayında aylıklarını almaya başladıkları zaman Aralık ayının 15'inden sonrası olur diye düşünüyoruz biz. Öncesi de olabilir ama Aralık ayının 15'i gibi hesaplara bu parada 5.000 lira yeter diye düşünüyoruz. Kaç kişi yararlanabilecek? Çalışan emekli. Tüm emekliler yararlanacak. Tüm emekliler yararlanabilecek. Çalışan emekliler. Daha doğrusu şu anda zaten Türkiye'de çalışmayan ya da kayıt dışı çalışan. Bakın çalışmayan orada da yanlış anlaşılıyordu. Kayıt dışı çalışanlar yararlanmıştı. Kayıt içinde emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle bir kere daha çalışmaya başlayanlar yararlanamıyordu ilk çıkan kanuna göre. Ama şimdi tüm emekliler yararlanacak. Yani emekli olduktan sonra ister sosyal güvenlik destek primiyle çalışsın, ister esnaf olsun, ister şirket ortağı olsun, ister ziraat odasına kaydı olsun, tüm emekliler yararlanabilecekler. Şimdi tabii bundan yararlanabilmek için de 30 Eylül'e kadar emekli olanlara verilmişti. 30 Eylül'den sonra emekli olanlara verilmemişti. Yine uygulama bu şekilde devam eder. 1 Ekim'de emeklilik için müracaatta bulunanlar bu haktan büyük ihtimalle yararlanamayacaklar. Çünkü sadece 30 Eylül tarihine kadar ilk müracaatta bulunup da bu hakkı elde edenler de 30 Eylül'e kadar emeklilik için müracaatta bulunanlar bu haktan yararlanmışlardı. Bundan sonraki süreç yine böyle olur. Yani Ekim ayında birisi emekli olduysa ya da bu süreç devam ederken Kasım ayında şimdi emeklilik için müracaatta bulunduysa bu kişiler bu haktan yararlanamayacak. 30 Eylül 2023 tarihi öncesinde emeklilik için müracaatta bulunan çalışan, çalışmayan, şirket ortağı olan, olmayan bir ayrım olmaksızın tüm emekliler 5.000 lira bu ikramiyeden yararlanabilecekler. Bir kere mahsus olacak değil mi? Evet, aslında emeklilerin beklentisi böyle bir ikramiye falan değildi. Çünkü keşke bu 3 ayda bir, 6 ayda bir olsa. Ya aslında Hande Hanım, daha şık olur. Ayda bir de değil aslında. Normalde emeklilerin emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı, enflasyondan kaynaklı emekli aylıklarında büyük kayıplar var. Her ay bir kayıp var. 2008 yılında emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeseydi, büyümeden pay verilmiş olsaydı zaten şu anda Türkiye'de en düşük emekli aylığı 15.000 lira olacaktı. Ama şimdi emekliler 7.500 liraya tamamlanan aylığı alıyor. Evet. Bu nedenle de yani gerçekten bir düzenleme yapılacaksa bu emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesi, emekli aylıklarının güncellenmesi, emekli aylıklarına bir intibak ya da emekli aylıklarına bir seyyanen artışın yapılması gerekiyor. Yoksa bayram işte 100. yılında bir seferlik 5.000 lira emekliyi çok mutlu edecek, sorunları çözecek bir para değil açıkçası. Emeklilerin talebi şu yönde:
Ya bizim hakkımızı verin, ekstra bir şey istemiyoruz diye söylüyorlar. Evet. Özgür Bey, peki bu 5.000 TL'yi iyi düşünürken tabii asgari ücreti de konuşacağız elbette. Ocak ayı da geldi ama onun öncesinde çiftçiler için de konuşuyorduk. Çiftçiler 5.000 TL ikramiye alacak mı? Evet, çiftçiler yani ziraat odasına kaydı olan işte ÇKS'den dolayı devletin teşviklerinden, sübvansiyonlarından yararlanmak isteyenler ziraat odasına kayıtlıdırlar. Ziraat odasına kayıtlı olan çiftçiler de 5.000 liradan yararlanamıyordu. Artık ayrım yok. Bu yasal düzenleme sonrasında 30 Eylül'e kadar emeklilik için müracaatta bulunmuş tüm emekliler 5.000 liradan yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranında bu haktan yararlanacak. Biliyorsunuz Türkiye'de 15 milyon emekli var. Evet. Ancak bu 15 milyon emeklinin yaklaşık 10,5 milyonu kendi primleriyle emekli olmuştur. 4,5 milyon kişi emekli değildir aslında. Emekli olan kişi hayatını kaybettikten sonra kızına, eşine bağlanan dul, yetim aylıkları alanların sayısı da 4,5 milyon. Bu 4,5 milyon kişi de 5.000 liradan hisseleri oranında yararlanır. Hissesi %25 ise bir kız çocuğunun 1.250 lira alır. Bir kadının hakkı %75 ise ona göre 3.750 lira alır. Bu şekilde dul ve yetimlere de ödeme yapılacak. Dul yetimler de 5.000 lira şeklinde bu ikramiyeden yararlanamayacaklar. Evet. Şimdi emekli çiftçi bir de asgari ücret diye sormak da isterim. Ara zam bekliyor musunuz asgari ücreti? Asgari ücreti ara zam diye bir şey olmaz. Asgari ücrete zaten 1 Ocak 1 Temmuz'da artışlar yapılıyor. Bir 6 yıl ara verilmişti. 2022'den itibaren tekrar 1 Ocak 1 Temmuz şekline dönmüştü yüksek enflasyondan dolayı. Şimdi Ocak ayında zaten zorunlu olarak asgari ücret artacak. Temmuz ayında hükümet yetkilileri ara zam olmayacak diyorlar. Bunu soruyorsanız Temmuz ayında ara zam olmaması için enflasyonun sıfır olması lazım. Çünkü Ocak ayında bir artış yapıldıktan sonra enflasyon sıfır olursa şayet bu kişilerin Temmuz ayında aylıklarını arttırmanıza gerek kalmaz. Ya da %3, %2, %3 enflasyon olursa. Yani Ocak'ta öyle bir enflasyona oranla zam yaparsınız ki işte o Temmuz'daki ara zam olmaz diyorsunuz. Ara zamdan kastım evet, zaten Temmuz zamları da. Çok zor Hande Hanım. Ocak ayında asgari ücreti %50 civarında bir artış olur. Temmuz ayında bir kere daha artış yapılmayacak dense bile bu kadar yüksek bir enflasyonda bunun geçerliliği olmaz. Olmaz. Tekrar artış yapılır. Ama umarız enflasyon düşük çıkar. Daha düşük artışlar olur. Çünkü artık insanlar şunu söylüyorlar. Aylıklarımızda biz bir artış istemiyoruz. Evet. Önemli olan evet. Zeytinin, peynirin fiyatı artmasın, kiralar artmasın. Çünkü sabit gelirle geçinen kişilerin gelirleri her ne kadar artsa dahi enflasyonla beraber iğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttıktan sonra bu artışın çok da anlamı olmuyor. Ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayına katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiyeden kimler yararlanacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuştuk.